Sizi birkaç isimle tanıştırmak istiyorum. İlki Andrei Chikalito, daha sık kullanılan ismiyle Rostov kasabı. Kendisi 1978 ve 1990 yılları arasında Rusya'da 56 kadın ve çocuğun ölümünden sorumlu tutulan bir seri katil. Yakalandığında "Ben doğanın bir hatasıyım. Yaptıklarımı sadece huzur bulmak için yaptım." dedi. 1994'te idamla cezalandırıldı. Şimdi William Bonin'le tanışın. Onu tüm dünya otoban katili olarak tanıdı. Otoban kenarlarında kendine yaralanmış süsü vererek araçlarından indirdiği 20'den fazla erkeğe tecavüz edip öldürmekle yargılandı. 23 Şubat 1996'da zehirli iğneyle infaz edildi. İdam günü "Pişman mısın?" diye sorulduğunda "Yaptıklarımdan bir saniye bile pişman olmadım." dedi. Jeffrey Dahmer'i görüyorsunuz. O da çeşitli yaş gruplarındaki birçoğu çocuk olan tam 17 erkeği öldürdü. Kurbanlarını gay barlardan seçiyordu. Alışılageldik seri katil profillerinden farklı olarak öldürmeden önce değil, sonra işkence yapmayı tercih ederdi. 1994'te aynı hapishaneyi paylaştığı arkadaşlarının Dumbbell'lı saldırısında öldürüldü. Yakalandığında "Benim yamyamlığımı değil, beni yamyam yapan nedenleri konuşmanızı beklerim." diyerek bir de yargı dağıtmaya çalışmıştı. Evet, tatsız bir giriş olduğunun farkındayım. Ancak bugün size Türkiye'den çıkmış ve saydığım tüm bu profillerden çok daha farklı birinden bahsedeceğim. Üçüncü sayfa bugün sizi 2016'ya götürecek. Muhabbet Kuşu katili lakaplı Atalay Filiz'e, yaşadığı ve yaşattıklarına birlikte bakacağız. Ben Burak Manav. Globa abone olduysanız başlıyoruz. Şeytani bir zeka, sürekli planlar kuran bir zihin, masum bir surat ve korkutucu çok sayıda detay. Türkiye Atalay Filiz'i uzun süre konuştu. Biz onu önce biraz daha yakından tanıyarak başlayalım. Kendisi Türk Hava Kuvvetleri'nde çalışan, başarılı ve itibarlı bir babanın oğlu. Hatta babası ordudan kurmay albay olarak emekli olduktan sonra bile çeşitli özel havayolu şirketlerinde üst düzey görevler üstlenmişti. Atalay başarılı bir öğrenciydi diyebiliriz. Türkiye'nin en prestijli okullarından Galatasaray Lisesi'ni üçüncülükle bitirmeyi başardı. Kendini yabancı dil, doğada hayatta kalma, el becerisi gerektiren işlerde fazlasıyla geliştirmişti. Lisedeki arkadaşları yıllıktaki sayfasına şöyle notlar düşmüş: manyak, normal değil, tuhaf ve anormal. Aslında okul arkadaşlarının onda bir şeyler olduğunu çok daha erkenden, sadece yıllığı inceleyerek bile anlayabiliyoruz. Hatta okul numarası 1395 olan Atalay'ın yıllıktaki iki fotoğrafı bile herhangi bir yoruma gerek duymaksızın yeterli olurdu. İlki mezar taşını andıran bir kaidenin önündeki Atalay Filizken, ikincisinde Hollywood'un en ünlü korku filmlerinden Kuzuların Sessizliği karakteri Hannibal'ın önündeki Atalay'dı. Yani Atalay'ın ilk yılları çok da normal geçmiyordu diyebiliriz. 2006'da Paris'te bulunan bir üniversitenin biyoloji bölümüne kaydı yapılıyor. Ancak ailesine "bitirdim" yalanı söyleyen Atalay'ın derslerinin neredeyse hiç girmediği sonradan ortaya çıkıyor. Bu kez de ODTÜ'de biyoloji okuyacağım diyerek Ankara'ya gelip bir ev kiralayıp bir de otomobil satın alıyor. Evet, yavaş yavaş suçlarının işlendiği zamanlara geldi. Atalay Paris'te bulunduğu sırada lise değişim programı ile oraya gelen Olga Seregina ile Ekim 2008'de tanışıyor. 2010'a kadar internet üzerinden iletişim kurmayı sürdürüyorlar. Paris'te Atalay'ın çocukluk arkadaşı Göktuğ ve Olga'nın arkadaşı Elena ile aynı evi paylaşmaya başlıyorlar. Zamanla Göktuğ ve Elena'nın arkadaşlığı ilişkiye dönüşüp evden ayrılıyorlar. Buraya kadar bir sorun yok gibi. Ancak Atalay Türkiye'ye döndükten sonra Ağustos 2011'de Olga'yı Fethiye'ye tatil için davet ediyor. Olga geldiğinde Atalay ve ailesinin yanında kalıyor. Hatta Olga'nın arkadaşlarının ifadelerine göre Olga, ülkesine döndükten sonra Atalay'la geçirdiği tatilin onun için bazı şeyleri netleştirdiğini söylüyor. "Onu daha iyi tanıdım ve kültürel olarak uyuşmuyoruz." diyor. Sonrası tabii ki ayrılık. Ama Atalay için bir şeyler bitmiş değil. Askerde olduğu dönemde 10 günlük bir izin alarak Paris'e Olga'nın yanına gidiyor. Olga o sıralar bir evde bebek bakıcılığı yapıyor. Atalay onu kahve içmeye çağırıyor ve Olga Atalay'ın yanına giderken Elena'ya "sana çok önemli şeyler anlatacağım" mesajı gönderiyor. İşte bu kahve faslından sonra Olga'ya bir daha asla ulaşılamıyor. Olga'nın tüm arkadaşları, kaybolma vakası sonrası Atalay'ı suçlayan ifadeleri Paris'te polislere bildiriyor. Hatta olayı araştıran dedektiflerin nihai raporu da "Olga'yı Atalay öldürdü" şeklinde çıkıyor. Ve o günden bu yana Olga'nın ölümüne dair herhangi bir somut delile rastlanmıyor. Artık Atalay'ın Ankara günlerindeyiz. Göktuğ ve Elena, Türkiye'ye döndükten sonra Olga'yı Atalay'ın öldürdüğüne dair yorumlar yapmaya, hatta Atalay'a baskı kurmaya başlıyor. Atalay, arkadaşlarının işi adli boyuta taşıyabileceğini anladığından, Eylül 2013'te kadın kılığına girip her ikisine de arkadan yaklaşarak ateş ediyor. Her iki isim de olay yerinde hayatını kaybediyor. Bu cinayetler sonrası Atalay'ın artık kaçış dönemine geliyoruz. Yeni bir kimlikle işlediği suçlardan kurtulmak istiyor.
bir otomobil çalıp İstanbul Tuzla'ya geliyor. Atalay burada yaptığı sahte kimlikte kendine Furkan Altın ismini verip bir çay bahçesinde çalışmaya başlıyor. Atalay, çay bahçesinin sahipleri Gani Kayıkçı ve eşi Fatma Kayıkçı'ya kalacak bir yeri ve hiçbir akrabası olmadığını söyleyerek kendini acındırıyor. Sessiz ve sakin tavırlarıyla güvenlerini kazandıktan sonra ise orada hem çalışmaya hem de yaşamaya başlıyor. Atalay'ın yaşadığı yer yine Kayıkçı ailesine ait bir apartman. Buradaki dairelerin yedek anahtarlarının tamamı da Fatma Kayıkçı'da mevcut. Kayıkçı Furkan diye seslenildiğinde asla bakmayan Atalay'ın tavırlarından şüphelenmeye başlıyor. Atalay'ın dairesine girip farklı ve şaşırtıcı şeylerle karşılaştıktan hemen sonra merdivende karşılaştığı çalışanına Furkan değil Atalay olarak sesleniyor. Bu seslenme Atalay'ın bir anda paniklemesine neden oluyor. Fatma Kayıkçı'yı bıçaklayarak öldürüp cansız bedenini bir bavula yerleştiriyor. Bundan sonrası yine büyük bir kaçış hikayesine dönüşüyor. Filiz, olaydan birkaç saat sonra evden bavul ve çantayla çıkarken görüntüleniyor. Son cinayetinden sonra önce Pendik'e ardından da Gebze Otogarı'ndan Adapazarı'na geçiş yapıyor. Burada kaldığı bir otelde sahte kimlikle bir gün kaldıktan sonra ise sırasıyla Buca ve Gümüldür'e geçiş yapıyor. İçeriğin başında bahsettiğimiz gibi doğada hayatta kalma konusunda kendini geliştiren Atalay, Gümüldür Özdere mevkiinde Milli Park'ın içine girerek saklanmaya başlıyor. Burada yaklaşık bir hafta boyunca yanındaki ürünleri ve doğadan bulduğu şeyleri yiyerek hayatta kalmayı başarıyor. Ancak daha sonra artan böcekler ve bir haftadır yıkanmaması dolayısıyla bir günlük kiralık ev tutmak için Menderes'in yolunu tutuyor. Onun Menderes'e gitmeye karar verdiği sıralarda ana haber bültenleri sadece onu konuşuyor oluyor. Sabah programlarından tartışma programlarına kadar tek gündem Atalay Filiz. Emniyette Atalay'ın vatandaşlar tarafından kolay fark edilebilmesi için fotoğrafları sürekli biçimde servis ettiğinden çember onun için biraz daha daralıyor. Menderes'e gitmek için bindiği yüzü başka bir yolcu tarafından tanınıyor ve o da bunu fark edip hemen minibüsten inip karşı yönde giden başka bir minibüsü durduruyor. İlk yolcunun verdiği haberle yeni minibüsü durduran polisler Atalay'ı kıskıvrak yakalıyor. Üzerinden 2 av bıçağı, biber gazı, 4 sahte kimlik, 3 sahte ehliyet, 14 kredi kartı, 1 Fransız vatandaşlık belgesi, 1000 TL para, 3500 avro ve çok sayıda garip not çıkan Atalay Filiz, yargılanması sonrası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi şu anda Silivri cezaevinde bulunuyor. Atalay Filiz olayı, Türkiye'de sadece bir suç vakası olmanın ötesine geçti. Psikolojik ve toplumsal bir fenomen oldu. Bu olay, toplumun güvenlik algısını ciddi şekilde sarsarken medya ve kamuoyu tarafından da geniş çapta ele alındı. Filiz'in zeka dolu planları ve soğukkanlılığı, suçluların yakalanma sürecinde ne kadar dikkatli ve titiz olunması gerektiğini gözler önüne serdi. Aynı zamanda Filiz'in yaşadıkları, suçluların topluma karışma ve masum görünme yeteneklerini de göstererek toplumda güven duygusunun yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koydu. Atalay Filiz olayı, Türkiye'de suç ve suçluların anlaşılması ve önlenmesi adına önemli dersler barındıran bir vaka olarak hafızalardaki yerini koruyor. Siz o günlerden neler hatırlıyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve Globe'a abone olmayı unutmayın.